Selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Benden hepsi çocuğunuza kucak dolusu selamlar, sevgiler. Sesimizin gitti her yere. Bizi şu anda kim izliyse hepsine saygılar, sevgiler yolluyoruz. Biz bugün eşimle oturduk, böyle bir sohbet videosu çekelim dedik. Aslında eşim istedi daha doğrusu bunu. Bir video çektim ben, bir videom vardı bahçeden. Ama böyle bir açılış yapmak istedik size. Tripodumu gene Erdoğan tutay tripodu. Sallandığı için şimdiden özür dilerim. Sarsındı var, sarsındı. Şimdi Erdoğan işten geldi. Yemek yedik, saat 3.30'a geliyor şu anda. Böyle yani yapacak bir şey yok. Bulaşıklarımı makineye atacağım ama ondan önce bu videomuzu çekelim istedim. Çünkü bunu bugün günlerden salı. Kısmet olursa aynı gün yüklemek istiyoruz. Şimdi sözü mikrofonu Erdoğan'a bırakıyorum. Evet. Bana. Evet. Dur. Evet, ben ne anlatayım şimdi? Bilmiyorum, istedin ya çekelim diye. Yapalım bakalım hadi. İstediğim Şimdi çekelim. sen bugün Filiz ol. He. Ben ne yaparsam yap bakayım hadi. Ben sen olsaydım ben kanal açacaktım. He. İyi de değil mi? Doğru dedim. He. Havraya Şimdi inşaatçılığı bana söyle. Evini, işini söyle. Ben oradan gideyim. Ama bu işler benlik değil. ben bilmem ha. He. Bakışma videosu oluyor diyorsun. Allah'ım sağ geliyorum. Valla bu videoyu çektikten sonra benim yapacağım iş, bu evde kalan işlerim var. Laminatın kenarlarını bitireceğim. Bir iki yerlerde silikon işim var. Ondan sonra da bitmiş halini size atacağız. Bir iki tane de boyanacak, tekrar boyanacak yerler var. Bitirdik yani. Yani Bitirdik çok şimdi. şükür bitti yani diyebiliriz. Kimi yerlerde bantlar yapıştırdım. Ha şimdi güzel karşında yani gözüme bata bata bayağı insan bir şey yapar da ondan sonra istediği gibi olmaz. Gözünle iğne gibi batar 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 ya işte orası da benim gözüme batıyor. Benim dişim gibi değil mi? Şimdi ama onu da yapmak için yine bant almalıyım. Yani ondan dolayı laminatları bitirip kalan eşyaları getirdiğimde band alacağım. Oraları da bitireceğim işte. Biri öbürünü kovalıyor. Bilmem şuydu, buydu. Koşturmaca devam ediyor. Hamdolsun bu alamadı değil Çok mi? şükür. Bitirdik vallahi ya. Şaka maka gerçekten bitti ama biz de bittik. Vallahi Hayatımda hiç laminat dizmedim. Laminat da dizdim Erdoğan'a. Boya da yaptım. ya ben laminat dizdim şey yaptım da hani zaten bütün senin işin Erdoğan. Ben kendimden bahsediyorum. hani şunu yap bunu yap koşturmaca gün için koşturmacası Hiç de hani teşekkür etmez de bak ben ne derim o ne diye. Şimdi biraz da ben insan senin lafını keseyim dur. acayip yoruluyor. Ha. Yani şahsen benim bile her yanım hamladı. Dün bunu ben acıdım. Şimdi size göstermeyeceğim. Hepsini bir göstermek istiyorum çünkü bir videoda. Bunu ben acıdım. Dedim ki kendisi iştedir. O gelene kadar dedim. Çünkü cam sildirmeyi bana ya bayağı yüksek katta oturuyorum ben çünkü. Yani bu 14 senede 14 kere cam silmemişimdir. Düşersin falan diye diyor. Ya da beraber de sileriz bazen. İçi açılanlar beraber sileriz. Dedim ki o gelene kadar ben camı sileyim. Anladın ne diyeceğimi değil mi? Nasıl güleyim? Bak bak bu var ya bu. Ama öyle. Camı sildim. Hem de hep kireç. Böyle normal cam silmiyoruz. Yani inşaat olan evleri biliyorsunuz da. Bir de sabahın 9'u buz gibi. Çocuklar dedim evde yokken evi havalandırayım. Buranın camlarını sileyim. Perdelerini dedim takayım. Bir de önünün böyle çiçek koyduğunuz yeri var ya göstereceğim size de orayı. Böyle benim iç tarafa doğru şu kadar içeride. Camın önünün diyeyim size iç taraftaki mermeri. Mermeri. Ama bizimki Türkiye'deki gibi mermer değil. Çok şey. Böyle eski bir şey yani. Ula havunu gene başladın oynatma. Eski bir şey ama kaç senelik eski bir şey. Kaç sene o ne Vardır yapacaksın? Eski 1900 işte. 1940'lardan 50'lerden Yani belki de. tarihi eser kısacası. Ben de onlara bir şey aldık.
böyle yapışkan aldık. İç taraftan dedim Erdoğan temiz görünsün diye yapmışken alalım bir yapışkan değil mi Erdoğan? Onları da dedim yapıştıralım. Bu da dedi ki tamam. Ben de dedim ki camı silmişken dedim şey edeyim. Hani o yapışkan durayı kendim yapıştırayım dedim. İş olmasın bir daha tamam mı? Acırımın işten gelayı iş yapayım ya. İçeri kapıdan bir girdi. İçeri kapıdan bir girdi ki perdeyi taktım ama kenara sıyrılmış idi. Story'da yukarı çıktım. Etti abla camı gördü ya. Abla bir bak etti. Ha ne biçim yapıştırdın abi ya? Ne biçim? Dedim ne yerde? Ha kağıdı araya ne biçim yapıştırdın ya? Kağıt hale mi yapıştırılır? Oo dedim sen bana ne hasettin dedim. Hala Ama sen babayım. olmadı. Oldu mu dedi şimdi abi ki halbuki ne güzel yaptım hani bak size göstereceğim hani. Oldu mu şimdi abi yaptın ama nasıl biliyor musun benden kavga ediyor. Niye? Yok o kadar Niye? da Yürü git değildi. gözlerin abuka doldu. Bak Şaşırdım. Ulan düşünür hangi ki? arada yaptı onu dedim. Ben yaparım. Sen bana bakma. Dedim Demek. o Erdoğan dedim ama bir üzüldüm ki bana nasıl bağırdı içeri gir dedim. Bağırmadıydım. Bağırdın Erdoğan. Bağırmadıydım. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Onu Biraz gördü ya nefes şok. nefeseydim. İşten Hayır. üstetten geldiydim diye. Sen kağıdı görünce şok oldu. Onu gördüğü Tamam da anda bağırmadım. tamam bağırmadın Erdoğan. Hayır, Tamam ben bağır. bağırır mıyım sana? Yok canım. Sus! Onu gördü şok oldu. Dedim ulan bir daha da beni ellersen bu şimdi iş yaparken evde siz bunun ne tamir malzemesini bak çünkü bunu anlatma sebebim de ne biliyor musunuz? Bir iki yorum da okudum. Canımı sıktı mı? Yok sıkmadı. Eşine hiç yardım etmeyeyim için ben sana. Oo. Dün de iki yorum sildim. Pamuk'a dedin ya ki omuzundaydı kuş lamba videosu. Bundan bir önceki videomda. Tabi siz onu görmemişsiniz. Birini bir dakika 30 saniyede sildim. Birini birinci dakikada sildim. Yazmış ki o benim yorumcum değil zaten. Mavi mavi diye birisi. Tanıdınız mı? Tanımadınız. Yazmış ki pamuğa bile işçim diyorsun. Sana yazmış. Ama eşinin maşallahı var. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayın. Ben. Ha, sen benim elim sağ su. Ben. Sen He. benim elimi sıcak sudan soğuk suya sokmayasın. Ama Hı. ben seni buyururum yani lambayı takarsın ya. He. Niye sen lambayı takma eşine yardım etmiyorsun da hani kuştan medet umuyorsun zagatı diye yani. Anladım. Şimdi buna ne dersin? Ben öyle birisi miyim? Yok. Hani park yerinde bir ara dedin ya gel 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 gel. Yanına geldim arabayla. Baksana dedim parmağınla oynatıyorsun beni dedim. O hesaptan oldu yani. Yani çok da bir şey yani. Bayanın yapacağı iş vardır. Erkeğin yapacağı iş vardır. Yardım edeceği yer vardır. Yardım edemeyeceği yer vardır. Her insan her şeyi Ula yapamaz. oynatma bunu, oynatma hayatım oynatma bak oynay zaten tık tık ettiği bak. Heh. Deli. Tutamayacaksan ver bak. Dalgalı dalgalı Ama yerlerde. güzel Ha olmuyor. şimdi dalga vuruyor da ondan dolayı abla sallanıyoruz. Ha bir de işte ya diyorsun ben ona bakmayayım. Ben akşama kadar oturduğum asla yok. Akşama kadar oturduğum zaman daha size video çekerim. Bak gerçekten çok samimi ben zaten bu samimi daha da demeyeceğim. Samimi olduğum Erdoğan'cığım lütfen ver bana. Bir şey yapmıyorum Ama ki. tamam da olmuyordu. Tamam mı? Açıklama yapmak zorunda bile değilim ben. O yazanlara söylüyorum. Benim oturmadığım herkes bilir. Bir de otursam size ne? Siz mi veriyorsunuz benim ekmeğimi? Siz mi bakıyorsunuz beni? Veya bizi? Şimdi ben burada video çekerim diye hiç kimseye de hesap vermek zorunda değilim. Öyle bir yetkim yok yani. Kimseye tek tek de açıklama yapamam. Filiz kaçtan kaça kadar oturuyorsun, kaçtan kaça kadar uyuklayasın diye de şimdi ben burada günün özetini de kimseye verecek değilim. Bir de ikinci yorumda şu gelmiş, açıklık getirmek için bunları söylüyorum size. Çünkü o kişileri engelledim ama beni izliyordurlar. Onlara burada gene de çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü siz izlemeseniz ben de para kazanamam. Gene de engelli izleyin Yo ben beni. şu yönden teşekkür edeyim. Ha burada 10 saniye videomuzu meşgul ettiler. He bak o da bize bir videoda oluyor yani doğru. 10 Ama saniyelik bir meşguliyet. gerçekten şaka bir yana da ben sizin gibi insanların ne parasını istiyorum. Allah görüyor içimden. Geçenleri bana her zaman nasip etsin. Ne de sizin dakikalan videonuzu bir sizin ben hiçbir şey izlemiyorum. Benim kanalımdaki takipçilerimin hepsinden Allah razı olsun. Küçükten büyüğe kadar. Ben çok memnunum.
Vallahi hiç sizin gibi ben hiç benim kanalımı zaten siz kendi uzdiyorsunuz ki Filistin'in kanalın kanallıktan çıktı. Aynı oldu WhatsApp grubu gibi. Yani 300 yorum olayı sabitledim. 400 yorum olayı. 600-700 yorumumuz olayı. Yeter. Daha ne olacak? Ha bir de beğenileri arttırabilirsek bu da benim için çok iyi olur. O da şöyle bir yorum yapmış. Bay mıdır bayan mıdır bilmiyorum ama bu dedikoduları genelde bayanlar çıkarıyor bu sayfalarda. Gözü yemeyenler oluyor tabii ki. Her yerde olduğu gibi orada da oluyor. Mardin. Ne yazdırıyor? Asya Mardin mi? Hesap yani ama fake hesap. Kendi isminden değil galiba. Asya Mardin. Mardin herhalde bilmiyorum. Buradan selam olsun Mardin'le her yere. Türkiye'min her yerine de bu arada selam olsun. Ben çok severim o taraflar. İnşallah bir gün gezmek nasip olur. Yazmış ki adama hiç acımadın. Gene senin için. Benden çok acımış eşimi bu arada kesinlikle bayandır. Hiç gocunmasın. Eşine hiç acımadın. Sen ne biçim kadınsın? Adama bütün evi bir ay içinde yaptırttın. Yani kadın beni karşısında görse var ya yüzüme tükürecek. Hayırdır sen benden çok mu acıdın kocamı? Hı? Bu kadar diyeyim Bak sana. düşünelim çok benim görüyor musun? Yani bak Hiç Erdoğan'ın bile acımıyorsun hoşuna bana. gitmiş. Ben o kadar düşünmüyorum Erdoğan'ı. Hayırdır yani. Buradan hayırdır diyorum sana. Bence sen beni anlamışsındır. Olsun sana da teşekkür ediyorum ama işte dediğim gibi ne diyeyim size? Size diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ne yapalım? Olacak yani. Bu yorumlar olacak. Ama ben yazdığınız için zannetmeyin ki Filiz onları görmüyor. Ben kötüyü de görüyorum, iyiyi de görüyorum. Ama şimdi diyeceksiniz ki Filiz 6-700 bin yorumun içinde bunları yazan olmayacak asla. Yok, ben bilincindeyim. Kesinlikle olacak. Yani yapacak bir şey yok. Geldi şeye demem. Her yer parasının herkes karşılığını alacak. Aldığının karşılığını. Ay şimdi babam da gelirken buraya. Bunu anlatmadım size geçen. Abini de anlatayım da mikrofonu Erdoğan'a bırakacağım. Bana. Bindim uçağa. Kaçırdım yani. Kaçırmadım da uçağa çok geç yetiştiğim için çok geç açtılar ya. Şalter mi diyorlar onu Erdoğan? Evet. Onu çok geç açtılar diye ben onu bak yani önündeyim ama televizyon nasıl önündeysem onun da önündeydim dedim size de bir daha uzatmayayım. Bak açıldığı an o kız bile şok oldu. Son çağrı yazdığına ben başkası olsa benim yarım da ben şeyim bünyem çok yok diye ben o kadar yolu koşabildim. Başkası olsaydı asla yetişemezdi. Gittim mi ben nefes inanın böyle bindim uçağa oturdum ya böyle koltuğuma böyle. Böyle dedim beni kalp vuracak. Bir de beni uçak tutar ya. İkisi dedim yani mide bulantısı yapar beni de affedersiniz. Başka korkmayarım çünkü. İkisi dedim karışacak birbirine dedim. Ben mahvolacağım. Erdoğan da benden yok ki uşaklarım da yok. Korktum yani bir şekil oldum. Oturdum mu? 3, 1, 2, 3, 4. koltuğa oturdum. Şimdi bu tarafta 2 koltuk var. Ortada 4 var. Uyanki tarafta 3 var. Öyle büyük bir uçak idi. Ben oturdum yanıma da bir adam geldi. Adam da değil. Yani genç birisi. 30-35 yaşlarında gene diyeyim size ki Erdoğan'ın şeysi. Yaş taşı. Yaş taşı. Ama belli yani adam böyle o çocuk iş adamı bir adam idi. Böyle kelli felli derler ya beyefendi bir adam idi. Böyle çantası mantası hep deri elinde. Laptopu, iPad'i hepsi bir arada. Neyse oturdu. Şimdi oturunca iki kişilik yer. Ben de rahatsız oldum. Nasıl rahatsız oldum? O nefes nefeseyim ya beni rahatsız etti. Kendim kendimi rahatsız ettim. Baktım abile boş arkaya. Bir sürü boş yer var. Ben de dedim ona ki abile baktım. Dedim ki o baktığım için de anladı. Daha uçak kalkmadı ama. Şey kemerler uzun bağlanan bir şey anons setiyle. Abile baktım dedi ki buyurun dedi. Dedim ki rica etsem dedim abi arka tarafa geçer misiniz dedim. O beyefendiye dedi ki hayırdır neden dedi. Dedim ki daha rahat olmak için dedim. Daha rahat uçarız gideriz yolculuk yaparız dedim. Bence dedim siz geçin abi arkadaki dedim. Bir sürü boş yer var. Arkadaki dedim boş koltuğa dedim. Dedim ki hayırdır dedi ya dedi. Ben bu koltuğa dedi 400 euro para verdim dedi. E dedim ben de verdim. Ne oldu verdim de aşağı atmadık seni ya dedim. Bir arkaya geçeceğiz. Ne oldu geçsin. Dedi ya bu kemeri buradan aldım. Buraya şak diye kemerini taktı etti abla. Geçmiyorum dedi.
Dedim e canın sağ olsun, geçmişsin geçmişsin. Hiç aklım kesmedi de Erdoğan. Sen niye geçmedin? Ama ben girişte dedim ki ben dedim nerede oturacağım? Kız dedi ki burada, o çocuk da ceketini çıkarıp üste koyardı. Ben oturdum. Kız geldi arka tarafta birine dedi ki ama çocukluydu. Onun için ben demedim ama o adam tek başınaydı ya. Gerçi ben de tek başımaydım. Niye kendime demedim bilmiyorum. O kadın ona sordu ki koltuğumu değiştirebilir misiniz? O da dedi ki korona dolayısıyla dedi koltukları değiştirme yapmıyoruz. Hani birinde korona olur da koltuk numarası bir daha belli olsun diye. Hani bize de dediler da Zeynep'le Efe'yi ayıralım dedi. Yatacaktı çocuklar. Bize de izin vermediler. Bunu genelde çocuklulara yaparlar çoğu. Ama o ben herhalde çocuklu gibi mi kabul ettim gene kendimi? Evet. Kendime değil de ona dedim. Dedi ki ben bu koltuğa dedi bayan dedi 400 euro para verdim dedi. Hiç dedi gidemem arkaya dedi. Ben burada oturacağım dedi. Oturduğumuz koltuklar da ne değerli valla. Ha dedim ya aşağı atma yok seni bir arkaya geçeceksin geçsen ne oldu dedim geçmeyeceğim dedi. Ama ondan sonra da Allah razı olsun gene de ne yemek geldiyse önce benim yemeğimi verdi sonra kendisi yedi. İyiluk iyiluk da şimdi ne olduğunu cücü. Rahatsızlık da vermedi bize hiç. Zaten ben annemin evindeki yorgunluk uçakta çıkmış. Bir indim buradaki sanki şeye bindim birlik taksi durağındaki taksilere. Hemen zangi geldim buraya hemen. Hamlamış geldim buraya hamlamış o derecede. Onu da demek istedim size. Şimdi Erdoğan'cım ne diyecek bakalım. Ben mi? Allah ben ne diyeceğim? Herkese selam Erdoğan'a. olsun. Ben burada makineyi elime alıp laminat keseceğim. Laminat Erdoğan. diyorum. Çıtalarını keseceğim. Laminatımız bitti. Boyamızı görüyorsunuz. Boyamız bitti. Allah olmayan herkese de ev, huzur, önce sağlık nasip etsin. Mutlu, huzurlu yaşamak evinde nasip etsin. Daha ne diyeyim size ben? İş oluyor. Çok yorulduk gerçekten. Heh, buyur. Desene. Ben de diyeyim bari. Beni düşünenlere teşekkür ederim. Diye biri bir şey ki kesin lafı maddesi. Evet. Dedim ya. Beni düşünenlere teşekkür ederim. Devam edin. Erdoğan'ın fanları Erdoğan'a yazar Benim bir fanlarım. Benim abi şeyim yok ki fanlarım Ya olacak. buradan ulaşıyorsa bu Ben de kanal kim an tanımam. ikimizin? Hepimizin. Neyse gelmedi şu anda aklıma ama biri beni fena konuşuyor. Burnumun çok kaşınıyor. Kim konuşuyor seni? Bilmiyorum. Acı Bir... iyiliğine mi kötülüğüne? Onun için baktım ya telefon acaba WhatsApp'tan mı? Öyle yani canlar. Biz evimizin işini bitirdik. Dediğim gibi şimdi ne yapacağız? Şimdi kapılarımızı alacağız. Tek tek ama. Daha sonra tabii ki de. Kapılarımızı alacağız. Takacağız. Daha ne? Abi odanın lambası var. Öbürlerini aldım. Taktım. Onları da sormuşsunuz bana yorumlarda. Filiz. Hani o da nereden aldın? Bak navigasyona yazın. Hani o. Lamboy. Tank şitelli yazın. Navigasyona. Tank şitellerini zaten abura tank şitelli abura lambacı bitişik. Hemen görürsünüz onu hemen. Yani Lamboy'da Ama lambacı. benzin Lambo Üstras'ın üstündeki benzinci. Yani çarşıya giden Çarşıdakini zaten Lamboy yazmıyor Erdoğan. yok. Çarşıya giden yolun üstündeki benzinci. Bir de şu arkada başka bir tane daha var ya. Ama ona Lamboy yazmıyor çıktı yazdığında Ya o navigasyon. başka. Başka mı? Kim bilir şaşırır belki. Hani Lambo şeye bak. Tank şişeli iki tane gösterir. O sebepten dolayı dedim. Tamam. Görüyorum seni ha. Bana baktın. Biliyorum, biliyorum. Melike Ablam şarkısı da. Öyle yani lambaları da oradan aldık. Herkes gidip oradan alabilirler. Ben sevdim. Bakalım kullanışlı benim de var Filiz. Çok kullanışlı diye yazdınız bana. İnşallah öyledir. Olmasa da ne yapalım alırız başka. Canımız sağ olsun. Havdanın yanına 3 tane daha lazım bana. Sonra mobilyam geldi. Mobilyam da bir yatakla bir dolap. Öyle mobilya takımı ben almadım yani. Onlar da inşallah bir dahaki hafta gelmelerini bekliyorum. Buradan selam olsun onlara da. İsmail kardeşe de, Rabişe de. İnşallah gelirler. Ondan sonra da ne yapacağız? Bir daha baştan aşağı sile sile kısmet olursa yerleştire gelirim. Zaten mutfağım da bittiydi. Birinci Ama etap mutfakta. İkinci etap evin içi.
Üçüncü etap banyodan ardiye. Banyodan Ardiye'de evden kırıp Ardiye'yi banyoya katmak istiyor. Düşünce. Ama daha projeye geçtik mi? Çünkü ben kafadan ne nereye koyulacak diye, nereden ne koyulabilir diye bir şeyler düşündüm ama şimdi hanımla da onu bir tartışmak lazım. Daha vakit buldu da hiç onu konuşamadım. Buraları bitirelim. Bir proje çizelim. Ondan sonra düşüncelerim sizlerle de paylaşırız. Proje müteahhitliğe başlarız. Projeyi çizeriz. Ondan sonra başlarız. İlk önce her şeyi ayarlamak lazım. Onu da kısmet olursa yazda izine gidersek biliyorsunuz Erdoğan benden gelemeyi çok az izni olduğu için 18-20 gün mü ne oluyor bunun izni? Bu kadar da ben gitmek istemiyorum. Dolayısıyla Erdoğan bizi önceden yollay, o da sonradan gelay. Ha Hani bir dakika, bir de şu var. Seneye arabayla gelirsem. Ama gelirsen arabalan kısmet olursa tabii gelirsen geride arabalan tek başına döneceğim biliyorsun da Biliyorum ben arabayla gelmem. gelirsem o zaman nasıl yapacağız? Ben büyük Çünkü konuşmayayım da hayatta arabadan gidip gelemem. Hayatta hem de iki uşakla. Ha, tek başıma olsam dura kaka giderim. Ben arabaya bindiğim zaman beni sanki biri boğar. Ne zaman geldim? Ne zaman inecek? Uçakta bile kızlara kaç kere sorarım normalde. Şimdi yorgunum uyudum ama normalde gidip gelsem dile bana ki abla dediydim size de bu belediye otobüsü mü abla niye ki de bir sorarsın ne zaman inecek ne zaman inecek diye. Ben elimde değil şimdi bu bana bazen inanma Erdoğan. Yani daha gitmek istemiyorum. Diyesim gelik arabada indir beni ben yürücüm yani. Diyorum bak yürürüm ama sürekli o kapalı arabanın içinde durmak beni mahvediyor. Buralarım hep kilitli anayı, midem bulanayı. Çocuklarım rahatsız oluyor. Yani o sıkıntıyı da çekmek bana çok mantıksız geliyor açıkçası. Ha diyeceksiniz ki belki arabaların Türkiye'ye izne gitmek tabii ki de bir bilete verirsen araba kiralamalan bu sene kesinlikle kiralamalan araba kiralayasın Türkiye'de mecburen. Uçak parasından buradan kesinlikle 3500 eurosu var. Bak güzel şimdi baktık yılbaşında 600 euro bir bilet. 15 günlük bir bilet 600 euro gidiş hava geliş. şirketleri şu anda geçen sene, önceki sene kaybettikleri paraları Aldılar alaylardan. bu sene çıkarmaya çalışıyorlar. Aynen. Şimdi 600 euro siz değilsiniz ki Filiz hesapla onu bize. Biz Türk parası anlamıyorum. Yani ben şu anda Türkiye'ye gitsem tek başıma 600 euro gidiş geliş 14-13 günlük mü 14 günlük mü ne oluyor? Yılbaşı tatili o kadar çünkü. Geldik mi okullar açılacak. Misal gidelim. Ben sordum gene de. Ne yapay? 600, 6 milyar küsür. 6 küsür milyar bir kişi. 2 de çocuk 6, 12, 18. Yani Zeynep'i sayma o tam bilet değil. Efe artık yetişkin biletinin yerine geçiyor 12 yaşında diye. Yani senin orada gidip de harcanan 20 milyar. 13-14 günde 20 milyar. Tamam ben bunun da peşinde değilim ama olmadığı zaman da şimdi adama ne vereceğiz? Diyemezsin de ya ala bu bilet ver bana ala bu parayı 100 lirayı da birini sonra vereceğim. Mesela bu şekilde de canlar Türkiye'de bunu yapabilirsiniz ama burada çok zor. Mesela Türkiye'de taksit olayı var. El Sivayaki'de bile taksitlen kıyafet alırsın. Burada öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Ha. Ne olur seni çok tanıyan birisi olur. Aynı ben mobilyalarımı aldığım kişiler gibi. Sağ olsun her zaman diyorum. Dersin onlara ki böyle böyle ama veya Almanların mesela Hauntem'de, SEA'da, Family'de böyle Alman yerlerinde Kaufland'da mesela buradakilerde işte ha bu gazak çember atarım kaç lira 10 lira. Diyemezsin ki bana bunu 9'a verir misin? Asla indirim yapmazlar sana. Ha. İndirim değilse tamam. Şu etiketten bir sent aşağı alamazsınız. Ama Hiç. bir de şu var. Alman kanunun içinde hakkım var, bunu onlara demeye hakkım var. Hakkın var ama hakkı veren yok. İşte ya Yani. şöyle Türk iş yerlerinde, Var. marketlerinde olsun sen Var. yine kalkıyorsun, yani söylüyorsun. Adedimizdedir. Hani soruyorsun. Yapan da var, yapmayan da var. Erdoğan Türk Bakanı'nda mesela Tansaç'tı. Evet. Tansaç'a gidip de diyebilir miyiz? Dedin mi hiç hayatında veya diyeni gördün mü ki bu domates 2 euro da 1,50'ye ver bu. Nerede Vallahi var? şimdi
marketin sahibini tanırsan hani biraz yüzsüzlük yaparsın, dersin ki abi sen bunları bana şu kadar lazım, sen bunları bu kadar ver. Ha, o adam ondan sonra tanır seni, tamam hadi kasada giren benim adımı ver. Belki bir şey yapar ama o da Çok çok zor diyorum zor, ya. Çok zor nadir yani. Ha ya, bak. nadir. Mesela biz buradaki bizim yanımızdaki Tansaçlara gidiyoruz. Ne var orada? Ne dadığımız var Herkese hepsine de selam olsun. Çoğunluğunu da tanırım. aynen. Hepsine de selam olsun buradan. Dadığın ne? Mesela soğan. Misal diyelim size. Dikmekluk soğan. Millet yarım kilo alıyor. Bir avuç alıyor. En fazla 2 kilo alır. 1 kilo alır. Biz alıyoruz 30-40 kilo dikmekluk soğan. Erdoğan da diyor Orada ki da mesela çuval oluyor 15 lira. Erdoğan da diyor ona ki hem de arkadaş olduğu için görüşüyorlar yani gittiler mi selamlaştılar. Diyor ki abi 3 çuval alacağım misal. Ne yaparsın bunu? Bu yani. yani o şekilde yine sorabilirsin. Ama diyelim orada bir konserve veya salça, hapı salça 1 lira. Sen bana ver onu 50 kuruşa bana. O da Yani onu olmaz. zaten Türkiye'de de yapmıyor Ama diyelim Erdoğan. öyle Ben ondan çuvallar, şeyler, büyük miktarda gibi şeylerde tekrar bir sorun. bahsetmedim. Ben pazar durumlarından bahsettim. Hani domatesi de biberi de. Mesela değil Bağrı bizim pazarlarımızı bilmiyor musunuz biliyorsunuz. Bağrı ile abla 3 kilo domates 5 lira. Gel saat 4 kilo 5 lira olsun. Gel burada yok ben. O sesi bile ben çok özlüyorum. Çok seviyorum. Ben Erdoğan'a her zaman değilim ama orada bile bazen gerçekten kısmet olma. Erdoğan diyor ki Filiz ne alacaksın? İşte Salı Pazarı'na gidelim diyorum. Ne alacaksın? Dilim Erdoğan hiçbir şey. Bağrı ile Burada ye. Hoşuma gidiyor. pazardaki adam ne dedi sana? Ne dedi bu? Dedim ona ki neydi? Üzüm müydü? Neydi? Dedin ki ona bu 2,5 lira ver bana 2 liradan. Ha. Dedi yo dedi sana 3 liradan vereyim dedi. Kimdi? Bilmiyorum Alman pazarındaki Alman. Alman mıydı? Ya 3 liradan vereyim sana dedi. Aldın mı? Yok. Yalasın avuçunu o zaman. Kandıramadı beni demek. Böyle yani canlar. Ben Türkiye'nin ne olursa olsun ya. Tabii ki orası değişik. Buraya da bu konuya da nereden geldik? Araba meselesinden geldik. Bak arabadan gördük izinden pazardan çıktık. Ya az konuşacaktım kusura bakmayın. Arabalan getirmiş ol gitmiş olsak tabii ki Çaylar, gel. şey oluyor. Daha az maddiyat olarak tabii ki daha az düşük paraya gidiyorsun burada. Ama habire oldu mu işte konsantrasyon olamıyorum. Ama ben gidemem yani. Benim 1.000 euro'da zararım olsa ben asla gidemem. Gidemeyirim yani. Kendime güvenim yok. Ama dediğim gibi olsam mesela Erdoğan'ın olsa 5 hafta izni. Bak şimdi onu da söyleyeyim. Çocuklarım da birazcık daha büyük olsa tabii ki isterim. Ama bunun 20 gün taş patlasın izni. 22 gün oluyor mu Erdoğan bazen? En fazla. 18 oluyor, 20 oluyor, Bu 22 senin oluyor en fazla. biraz fazla oldu. 20-22 gün mü? Öyle bir şey oldu. O da sebebi fabrika 10 gün kapattıydı. Yani. Yani bu sene de 10 gün kapatacak mı? O da meşhur. Tahmin etmiyorum. Hayırlısı olsun. Allah'tan hayırlısı her şeyin. Yani bu şekilde az olduğu için dediğim gibi 5 hafta olsa gene bir yere vurur. Ama o kadar yolu 2-3 günde git, 2-3 günde geri gel. Zaten bir haftası yolda geçeceğim. Bir de ben çok korkarım. Biz Erdoğan herkes bilir yani. Erdoğan biraz uykuya delidir. O yüzden de ben bak yalnız gidi geleceğim diye. Yalan mı Erdoğan? Belki bir arkadaş bulurum. Yani yolu arkadaş olmazsa ben ona izin vermiyorum kesinlikle ama tabii ki buradan arabayla giden çok kişi var. 14 yıldır Erdoğan söylüyor bana beni ikna edemedi. Ne olursun hatun arabayla gidelim. Ne olursun gidelim. Çok heves ettiği. Tasarrufluk yapacağım. Hayır o gezelim diye hesap Ben ettiği. Ama ben yapamayırım işte. Buraya çok daha var. Daha da bakalım. Daha bak 12. aya yeni girdik. sana şey alacağım. Minibüs karavan alacağım. Yok ula bana özel uçak al. Karavan alacağım. Karavan herkes alayım ben özel uçak Yolda isterim. bana menemen yaparsın. Gene boğazını düşündü yani. Gene beni rahat bırakmayı görüyor musunuz amirim? Bana deme Ne yapalım, can boğazdan geliyor diyorlar. ula Çırak, gel buraya çırak. menemenden ne oldu? 5 dakika Gel alır. çırak, gel. Böyle yani canlarım. Kısmet, nasip. Geleceğim ister miydim? Bak babacığım hasta oldu. Nasıl işten aman işte haber aldım da uçtum gittim. Allah öyle şeyler göstermesin. Yani bakalım ne olur. Allah ne gösterir.
Sabah olmadan neler oluyor? Rabbim iyilerle karşılaştırsın hepimizi. Kendisi heves ettiği. Ben artık bir şey demiyorum ona. Türkiye'ye arabalan gidecekmiş. Gidemezse gider uçakla. Belki hiç gidemeyecek. Belki daha erken gidecek. Bilemezim. Hayırlısı. Pamuk Her dedi ya şeyin bula. hayırlısı. Pamuk seni ne Allah'tan yapacağız hayırlısı. Pamuk? Onu salacağım, balkona bırakacağım. Oy. Adam o ha. Adamını gördün mü? Pamukçu da çok seviyorsunuz teyzeleri. Birkaç kişi sormuş. İzzet. Hiçbir isim tutamıyorum aklımda ki. Türkiye'de bunlara sultan papağanı diyorlar canlar. Bunların dişi olanları konuşmuyor. Erkek olanı konuşuyor. Bizim Pamuk da erkek. Adam değilim mi ona? Kızcık arıyorum. Dilek yazmış bizim köyündeki dili. Filiz bizde kız da var, erkek de var. Alay mısınları? 150 lira çifti. Hep doğruyla değil. Biraz doğruyla. Burası değil. Yarı doğrudu. Öyle işte canlarım. Şimdi biz videomuzu kapatalım. Bunu ben daha editleyeceğim. Yani düzelteceğim. Düzeltme ne? Yükleyeceğim internete. Bunda kesilecek bir yer yok. Ben kesmek takmakla anlamıyorum. Bilmiyorum öyle şeyleri. Hoş. Efe benden iyi biliyor Efe. Ama ben onu da kesilecek bir şey yok. Neyse uyuk yani. Erdoğan bak mikrofonu sana verdim almadım. Bari iki kelime yat da Nasıl kapatayım. Oldu hep? yarım saatte konuşuyorum. Bana da yazık. Nasıl ya? Hiç konuşmadım iftira ya. Kuru iftira. Çırak ne diyorsun bu duruma? Gel. Gel Hadi çırak kuponu gel. için kuponu için önden. Gel şimdi seninle inşaat yapacağız. Hadi. Hadi bakalım sen devam et. Ben de kalkayım canlar. Bulaşıklarım mutfak gene dolu. Ben orayı bitiremiyorum. Siz de benim gibi misiniz? Ne fırınım temiz duruyor benim. Ne tezgahın üstü. Bitiririm çayı koy. Bitiririm pastayı koy. Bitiririm bilmem Çay mı ne koy. yapıyordun? Sen yaptı. Tamam. Niye? İş saatin geldi. Aşı mı yaparız ya? Ya bak nasıl derin nefes aldın gördün mü? Ola benim çay Ama içesim olsun. Bu kadar işi yapan çayı da yapar. Beni çayla mı korkutacaksın? yo akşam Ama içeriz sen dedim. arabada elemeni düşünüyorsun. He. Bana geldi bu zaman senden bir elemen sağ yolda yok. Türkiye'de yazsın. Ne oldu? Öyle olsun. öyle olsun. Kaderi tanıdın değil mi? Karavanı ben alacağım. Ben yapacağım menemen karavanla. Arabaya gel. Arabayla gelirken O zaman ben karavanla. de geleyim. Ha, menemen bak menemen yiyecek. Canlarım videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, birbirinizin yorumlarını beğenirseniz de çok hoşuma gidecek. Bu videomuzda böyle 15 dakikalık olacağı yarım saati geçti. Filiz'i gene vurdu ağzını. Kusuruma bakmayın. Bu ne durumu? Parmak. Beğeni mi? Yani. Dedim ya. Peki bilmeyenleriniz vardır. Videomuza kanalımıza daha doğrusu abone olmak ücretsizdir. Beğeniler en önemli beğeni. Beğeniye basmanızı rica ediyorum. Şöyle mavi Dislike de beğeni alıyoruz. Bu da güzel. Ne yapalım? Bunları da Allah'a bırakıyorum. Olmazsa olmazlarımızdır. Biz alıştık bunlara artık. Her kanalda olduğu gibi bizde de var. Olacak da. Hepiniz Allah'a emanet olun. Eğer videomu beğendiyseniz beğeniye basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Biz lan kalın. Kalsın derim bizden Erdoğan. ne yapalım? Çıktık yola hep beraber. Aynen, aynen öyle. Allah'a emanet olun. Herkese sağlık versin Allah.